Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevlüt Yılmaz. TYT matematikte gönderdiğim ilk çalışma kağıdı olan birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri içeren çalışma kağıdı birin sorularını çözeceğim. Hemen başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Demiş ki bu denklem x'e bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre k kaçtır? X'e bağlı olduğuna göre demek ki değişkenimiz x ve birinci dereceden dediğine göre zaten birinci dereceyi sağlamış ama bir bilinmeyen dediğine göre y'nin yok olması lazım. Yani y'yi yok etmek için burayı sıfır yapmamız lazım. O halde k eksi 3 sıfır olmalı ki y yok olsun. Bu durumda k 3'tür. Yani cevap hemen çıktı. K 3. İkinci soruya baktığımızda 2x eksi 13 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini n'de, z'de, q ve r'de kümelerin kaç tanesinde boş kümeden farklı diyor. Hemen bakalım. Öncelikle bir çözelim normal ifadeyi. 2x eşittir 13. Yani x eşittir 13 bölü 2 çıkıyor. Şimdi 13 bölü 2 olduğuna göre doğal sayılarda yani n'de diyelim biz buna boş kümedir. Çünkü 13 bölü 2 doğal sayı değil. Z'de bakalım. Tam sayılarda da boş kümedir. Q'da yani rasyonel sayılarda boş küme değildir. Çünkü orada eleman yazacağız. 13 bölü 2 diyebiliriz. Reel sayılarda da tabii ki boş küme değildir. Yine 13 bölü 2 bir reel sayıdır. Diyor ki kümelerinden kaç tanesinde boş kümeden farklıdır? İşte bunlar da boş kümeden farklı. Yani iki tanesinde farklı diyebiliriz. Geçelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda bir denklem vermiş. Çözüm kümesini soruyor. Ne yapalım? Hemen payda eşitleyelim. En kolayı bu herhalde. Paydayı 6 yaparsak bunu 3 ile genişleteyim. Bunu da 2 ile genişleteyim. Durumda 3, 9x eksi 6. Paydaları aynı olacağı için paydaları yazmayacağım. Hepsi sadeleşiyor artık. Burası x ve 8x yapar. Ne oldu? 9x eksi 6 eşittir 9x. Bunlar birbirini götürdüğüne göre eksi 6 eşittir 0 gibi çelişkili bir ifade kaldı. Bu bir çelişki. Yani hiçbir zaman doğru sağlanmayacaktır. Bu sıfırdan farklı bir sayı sıfır eşittir şekli geliyorsa bu ne oluyordu? Çözüm kümesinin boş küme olduğunu gösteriyor. Hiçbir zaman asla sağlanmayacak bir denklemdir bu. Dördüncü soruya baktığımızda parantezli işlemler var bir sürü. Bunun sonucu kaçtır diyor. Yani şu parantezleri adım adım açacağız. Bakalım kimler birbirini götürecek. Öncelikle içeridekini zaten önde artı olduğuna göre aynen açabiliriz. Yani şöyle yazayım. X şu parantezi açtığımı varsayıyorum. Ve artık x eksi y oldu. Şu x'i yazdım. Şu x şunu açıyorum şu an. Önde artı olduğu için aynen açılacak. Ve parantezin biri gitti artık. Eksi y köşeli parantezimden sonra da 2y varmış. Sıra geldi bu paranteze ama o paranteze gelmeden önce şurayı toplayabiliriz. 2x eksi y diyebiliriz buraya. Ve tekrar açıyorum. Aslında şu an köşeli parantezin de açsam fena olmaz. Çünkü önündeki eksiği dağıtırsam şu eksi x yapar. Şu eksiyi burada artıya çevirir. 2x eksi y olarak yazayım. Eksi y'yi de artı y'ye çevirecek. Böylece parantez açıldı. Köşeli parantezi açtık. Diğer parantezin hiçbir önemi kalmadı çünkü önünde artı var. Aynı kabul edebiliriz. 3x 2x yapar. Artı 2x eksi y artı y artı 2y. Bunlar gitti. 4x ve artı 2y oldu. 4x artı 2y D şıkkı olduğunu görüyoruz. Beşinci soruya baktığımızda ne görüyoruz? Bayağı bir parantezli ifadeler.
Biraz uğraşacağız ama yapalım. Şunu da önce şunu açayım. Eksi 2 dağıtırsam. Şurası. Eksi 2 artı 2x oldu. Yani biraz daha toparlayayım şöyle aşağıda. 3 eksi 3 çarpı 4 eksi 2 artı 2x haline geldi. Burayı düzelttim. Şuradaki 3'ü de dağıtayım. 3 kere 2 ne yapar? 6. Ve 3 kere eksi x de eksi 3x artı 2x. Şurayı da dağıtayım şöyle parantezi. Hatta önce şöyle yapayım. Şurası 2 zaten. Dağıtırsak da ona göre daha iyi anlarız. 3 kere eksi 3 çarpı 2'den eksi 6. Eksi 3 çarpı 2x'ten de eksi 6x. Parantez bitti. Şuraya geldiğimizde 6 eksi x olduğunu görüyoruz. En son ne olacak? Şu eksi 6x buraya atarsak artı 6x, yani burası 5x oldu. Buradaki 6'yı da buraya attığımda eksi 12 ve eksi 9. Yani x'i yalnız bıraktığımda eksi 9 bölü 5'tir. O halde çözüm kümesi de eksi 9 bölü içine eksi 9 bölü 5'i içeren küme, yani B şıkkı diyebiliriz. 6. soruya baktığımızda sorularda artık bize parantez olayını iyi kullanmamız gerektiğini, dikkatli kullanmamız gerektiğini söylüyor yani aslında. O kadar parantezi başka türlü açıklaması yok. Nasıl yapalım? Şunu açayım önce. 6 eksi x eksi 2x, buraya açarsam eksi 3x artı 2 oldu. Bir yerde bir artı 5 var. Nerede? 2'den sonra şurada. Yani şu x ile aynı parantezde bu. Eşittir diyelim. 2x, bunu da açarım parantezini. Şuraya açarsam eksi 3'e artı x oldu. Artı 1. Biraz daha toparlayalım. Şurayı 6, şurayı bakarsak eksi x artı 2 yapar. Veya dıştaki parantezi açayım artık. Eksi x oldu. Şu eksi önüne artı olarak geldi. Burası eksi x artı 2. Ve 5'i de eksi 5'e çevirdi. Burası 2x, 3x eksi 2'ye dönüştü. Şuraya baktığımızda eksi x, eksi x, eksi 2x yapar. 6 var. 2 var. 8, 5 çıkarsak 3 yapar. Burası 3x, eksi 2 idi. Karşıya atarsak 5x, buraya atarsak 5, yani x eşittir 1. O halde denklemin kökü 1 olacaktır. Sıradaki soruya geçelim. Soru 7'ye bakalım. Virgüller falan var. Virgüllerden kurtulmak istiyoruz. O yüzden bu ifadeyi, yani bu kesiri genişletelim. Yani kimle? En kolayı 100 ile genişletelim. 100 ile genişletirsem pay ve payda 100'e çarpmam gerekecek. Payı çarparsam bu 100'den çarpınca 2. Bunu da 100'e çarparsam 30. 30x bölü, buraya da 100'e çarparsam 6 artı 20x etti. Burası zaten genişleyince kesirin değeri değişmediği için bir şey yapmama gerek yok. Sağ taraf hala 2 bölü 3. Bundan sonrası içler dışlar çarpımı. Çarpalım. 3 90x artı 6 eşittir 40x artı 12. Ve burası 50x eşittir 6 mı yapar? Evet, 6 ve x eşittir 6 bölü 50. Biraz sadeleştirirsek 3 bölü 25. Çözüm kümesini sorduğuna göre 3 bölü 25'i için alan küme, yani C şıkkındaki küme bizim sorumuzun cevabı oluyor. Bu çalışma kağıdında 8. ve son sorusuna gelmiş olduk.
Normal kesirli bir denklemmiş. Çözdük kümesini, yani x'in değerini soruyor. Hemen payda eşitleyebiliriz. Başka pratik bir yol yok herhalde. Eşitleyelim ve paydaları yok edelim. Bunu 2 ile, bunu 3 ile, bunu da 2 ile çarpayım. Artık paydalar eşit olduğu için paydaları yazmayacağım. 4x artı 6 artı 9x artı 6 eşittir 10x. Tek satırlı bir denklem artık çok basit hale geldi. 9, 13 karşıya atarsak 13'ten 10 çıktı, 3x. Burası 12, karşıya atarsak eksi 12. Yani x eşittir eksi 4. Zaten x'in değerini sorduğuna göre cevabımız eksi 4'tür. De E şıkkı oldu. Gençler, çalışma kağıdının sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.